tamamen değişiyor. Dünya batıdan doğuya doğru eksen kaydırıyor. Jeopolitik bütün dengeler bu değişime paralel olarak kendisine yeniden mecra arıyor. Bugün Orta Doğu coğrafyasında yaşamakta olduğumuz gelişmeleri dünyadaki bu değişimden ve arayıştan ayrı tutamayız. Eğer bugün Orta Doğu'da istikrarsızlık varsa bunun arkasında bir noktada değişen jeopolitik var. Amerika, Kuzey Amerika ve Batı eksenli bir dünya üretim, yatırım ve çekim merkezinden doğuya doğru kayan bir üretim, yatırım ve çekim merkezi var. Bugün dünyanın jeopolitik haritası yeniden şekilleniyor. Daha önce hiç ismini duymadığımız birçok şehir dünyanın geleceğinin yeni merkezleri haline geliyor. İlk defa şahit olduğumuz bir takım ülkeler dünyada daha fazla söz sahibi olmaya başlıyor. Dolayısıyla gerek bugün Türkiye'nin içinde karşılaştığımız bir takım meseleler, gerek bölgemizde yaşadığımız bir takım meseleleri bütün bu değişimin bir parçası olarak görmek gerekir. Ve Türkiye olarak dünyayı değiştiren, dünya jeopolitiğini değiştiren bütün bu değişimin içerisinde aktif bir politika izleyerek bu değişimden, bu dönüşümden Türkiye'yi güçlendirerek çıkarma amacımız var. Eğer dünyada üretim merkezleri değişiyorsa Türkiye değişen üretim yapısı içerisinde kendisine global değer zinciri içerisinde bir üretim merkezi üretmek zorunda. Eğer dünyada global finans merkezleri değişiyorsa Türkiye değişen bu yapı içerisinde kendisini bir global finans merkezi olarak konumlandırmak durumunda. Yine Türkiye eğer bölgesinde ve dünyada barışa ve istikrara hizmet edecekse o zaman bugün dünyada üretilmeye çalışılan jeopolitikte aktif olarak yer almak zorunda. Evet, yurtta sulh, dünyada sulh. Bizim dış politikamızın, devlet politikamızın temel şiarı. Ama bu anlayış pasif bir dış politika, pasif bir siyaset anlayışı demek asla değil. Dünyamızda, bölgemizde çok farklı bir yeni oluşum var. Bugün Suriye'deki, Irak'taki, Ukrayna'daki, Balkanlardaki, Uzak Doğu'daki yaşadığımız olayları eğer bu jeopolitik içerisinde okuyacak olursak görürüz ki Türkiye bütün bu değişim ve dönüşüm içerisinde hak ettiği yeri, hak ettiği pozisyonu elde etmeye çalışıyor. Onun için bugün Türkiye'ye karşı içeride ve dışarıda yöneltilen saldırıları bunun üzerinden okuduğumuz zaman yeni kapı ruhu dediğimiz ruhu bizim çok daha fazla pekiştirmemiz ve güçlendirmemiz lazım. Çünkü bu jeopolitik içerisinde biz yeni kapı ruhu dediğimiz ruhu güçlendirirsek içeride ve dışarıda oyun oynamaya çalışan iç ve dış mafiler inanın hiçbir şekilde bize karşı bir pozisyon elde edemeyecektir. Tabii ki bu topraklarda biz 1000 yıldır varız. Bu topraklarda 1000 yıldır olduğumuz süreci içinde de 100 binlerce şehit verdik. Burayı vatan bellediysek vatanı vatan yapan, bayrağı bayrak yapan şehitlerimizdir. Şehitlerimizin kanı sayesinde. Hepimizin evet yüreği sızlıyor. Yüreği vicdanımız sızlıyor. Ama bu millet kahraman bir millet. Ecdadımız bizler bu topraklarda bu bayrağımızı dalgalandırmak için vatanımızın, devletimizin birliği ve beraberliği için üzüleceğiz ama asla içerideki, dışarıdaki hainlere karşı da dik duracağız, güçlü olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Ve bu değişen dünya koşulları içerisinde inanıyorum ki hep beraber o
ortaya koyacağımız birlik ve beraberlik sayesinde güçlü Türkiye'yi, güçlü devleti hep beraber inşa edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, bir başka önemli konu da ekonomi. Ekonomi hepimiz için önemli. Vatandaş iş aç derdinde, iş adamı yatırım derdinde, çalışan ekmeğini evine götürme derdinde. Bunların hepsi doğru şeyler. Bu ülkede, ekonomide de güçlü olacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz ve ekonomide yakalamış olduğumuz bu istikrarı daha da pekiştireceğiz. Son 14 yıldır ekonomide çok önemli dönüşümleri hep beraber yaşadık. Yüksek enflasyon, istikrarsız büyüme oranları, sürdürülemez cari açık ve adeta dışarıya para kaçıran bir ekonomik yapıdan istikrarlı bir şekilde büyüyen, enflasyonu aşağı çekmiş, sürdürülebilir bir cari işlemden açığını yakalayan ve ileriye dönük bölgesinde ve dünyada bir yatırım ve üretim merkezi olan bir Türkiye dönüştü. Son 14 yılda yakalanan büyüme oranlarına baktığımız zaman önceki dönemlerin üstünde. Hepimiz kuşak olarak yüksek enflasyonlarla büyüdük. Yüksek enflasyonlara alıştık. Şimdi düşük enflasyon ortamında yaşıyoruz ve bundan memnunuz. Çünkü yüksek enflasyon demek adaletsiz gelir dağılımı demek. Yatırımın, üretimin olmaması. Dolayısıyla uzun dönemli baktığımız zaman ekonomide yaşadığımız bu istikrar hepimiz için çok değerli. Ve biz bunları korumamız lazım. Bakın 2016 yılı 2009 global krizinden sonra global ekonomi için en sıkıntılı yıl olmuştur. Büyüme oranlarına bakın, global büyüme oranlarına, küresel ticaret gelişmelerine 2016 yılı gerçekten sıkıntılı bir yıldır. Yılın başında özellikle Fed'in faiz kararının ardından dalgalanan finansal piyasalar, Çin ekonomisine ilişkin kaygılar, özellikle Avrupa merkezli istikrarsızlıklar ve finansal sıkıntılar 2016 yılının zor bir yıl olacağını işaret ediyor. Ve Türkiye olarak, küresel ekonomiyle bu kadar bütünleşmiş bir ülke olarak bütün bu gelişmeler bizi de etkiliyor. Bu gayet normal. Ve yine bu yıl içerisinde içeride de 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir olay oldu. Ama bakın, bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi ilk yarıda %3.9 büyüme sağladı. Gerek bölgemizde, gerek Avrupa Birliği'nde, gerek OECD'de baktığımız zaman Türkiye ekonomisi ilk yarıda yakaladığı büyüme oranı itibariyle en başlarda yer alan bir ülke. Dolayısıyla ekonomimize makro, uluslararası karşılaşmalarla beraber baktığımızda ekonomimizin geneli iyi durumda, sağlam durumda, ekonomik istikrara işaret ediyor. Bu açıdan herhangi bir şekilde gündelik veya konjonktürel bir takım dalgalanmalardan yola çıkarak ekonomimizle ilgili bir karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Gerek üretimin artırılması, gerek yatırımların artırılması, gerekse finans imkanlarının genişletilmesi noktasında hükümet olarak bu yıl içerisinde de çok önemli kararlara imza attık. Bu yılın en önemli karakteri devam eden yüksek büyüme oranı, düşen enflasyon ve sürdürülebilir bir cari açık sürecini yaşamış olmamız. İnşallah bütün bu koşullar içerisinde 2016 yılında %3.2 gibi bir oranla kapayacağız büyüme oranı olarak. Bakın, bu büyüme oranı OECD ülkeleri içerisinde en iyilerden bir tanesi. Bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler içerisinde Çin ve Hindistan'ı bir tarafa bırakacak olursak Türkiye'nin büyüme oranları
gerçekten çok yüksek. Türkiye'de daha fazla yatırım olacak, daha fazla üretim olacak, daha fazla ihracat olacak. Ve inşallah 2016 sonunda ekonomimiz bu 2016'nın bütün sıkıntılarına rağmen önemli bir performansı yakalayacak. Tam da bu süreçte biliyorsunuz bir orta vadeli program açıldı. 2017-19 dönemini kapsayan orta vadeli program. Bu programda Türkiye'yi ekonomik olarak daha da ileriye taşıyacak kapsamlı, ayakları yere basan, ekonomide istikrara vurgu yapan ama her şeyden önemlisi büyümeyi önceleyen bir program hazırladık. Ve istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi arttırmayı programın birinci amacı olarak belirledik. Bugün gerek gelişmekte olan ülkelerde, gerek gelişmiş ülkelerde en önemli gündem büyümek. Talebi arttırmak ve üretim arttırmak. Türkiye olarak global gelişmeler içerisinde gerçekten büyümeyi önceleyen bir orta vadeli programı ortaya koyduk. Yine ikinci olarak enflasyonu düşürmek. Orta vadeli programımızın en önemli önceliklerden bir tanesi bu olacak. Cari açıkta bir azalma trendi var. İnşallah bu orta vadeli program döneminde bunu koruyacağız. Ve en önemlisi mali disiplin. Orta vadeli program döneminde bundan önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün Türkiye'nin ortaya koyduğu bütçe dengeleri, kamu borcunun milli geliri oranı olarak baktığımız zaman gerçekten iftihar ediyoruz. Yabancı yatırımcılarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Veya uluslararası kuruluşlar Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar. Her zaman herkesin işaret ettiği şu var, Türkiye'nin gerçekten mali dengeleri sağlam. Mali disiplini hiçbir şekilde bozmadan devam ediyor. Ama mali disiplin demek ekonominin ihtiyaçlarına karşı duyarsız olmak demek değildir. Ekonomi dinamik bir süreçtir. Ekonominin 2002 yılındaki öncelikleriyle 2017 yılındaki öncelikleri aynı olamaz. Dolayısıyla orta vadeli programda ortaya koymuş olduğumuz ekonomik politikalardaki